Sanki anayasayı takan vardı şimdi beni konuşturacaksınız. Anayasa Mahkemesi bugün istenirse takılmayabilen bir kurum. Akın Bey dinlemiyorum dedi. İstanbul'un ve Başsavcısı'nın. Galatasaray Litbarski'yi transfer etsin desem. Ha. Ya da Alan Shearer'ı getirsin. Bravo, bravo. Çok güzel söz işte. Galatasaray Alan Shearer'ı transfer etsinle bana göre orada farklı düşünebiliriz. Evet. Yusuf Tekin'in bu açıklaması da. Numan Bey'in, onun için ben İsmet Özel'e katılıyorum. Numan Bey'e katılmıyorum. Demiş ya, ya seni gördüm demiş, moralim bozuldu. Sen biliyorsun bu hikayeyi. Yani umarım İsmet Özel'in morali bozuk kalır. Neyse de. Ama ben Numan Bey'i tatlı insan buluyorum. İyi insan. Bak ya da benim çok sevdiğim eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Hoca. Hüseyin Çelik. Ya eski dostumdur. Çıkıyor. Efendim biz Türkçü olduğu için MHP'ye uzak duralım. Kürtçü olduğu için HDP. Ya doğru da bu değişti. Gitti bu. Hüseyin yani, Bey mümkünse hiç konuşmasın. Evet. Niye eskide kaldı? Yani demokrasilerde kimseye konuşmasın demektir. Hakkımız yok da. Bak biz bravo. Bizeyiz. İşte ama ben senin Hüseyin Hoca ile ilgili söylediğini Yusuf Tekin'e de uyarlıyorum. Anlıyorum. Ama hazır. Bak. Hayır. Bak şu bir var. Bir değil. Bence de bak, değil. Bak ben tamam anladım da. Ben bak. Ya, şu orada... Şamil Tayyar'ı ele alalım. Ya Şamil'e kızıyor. Sen neler yazdın da. Şamil'i de bilgi veren AK Parti'nin şanzıman döneminde kalmış milletvekilleri. Hatta millet evet doğru. Abi kalmış herifler. Doğru. Adamlar hala. Evet. Tamam ben artık bu neyse şimdi diyorsun, dönüş yaptı ama. Ben işte kulak çekilince Müntazer'inkini ben çektim. Onunkini de Tayyip Bey çekti gitti. Eyvallah. Abi bak ama böyle de olmamalı. Yani sana sözü vereceğim Sabri'ciğim. Aslı çok güzel örnek verdi. Anladın mı? Hı hı. Ya da bugün Teğmen Ebru Eroğlu'nu Talat Aydemir zannetmek. Ya da Talat Aydemir'in Harbiye'deki bu Teğmen mümkün değil. Komik ya. Talat Aydemir'e hak atıldı. Bak iddia edeyim mi? Teğmen Ebru'nun bence cahil ya. Bana göre %100 garantisi var. Çünkü iki, bak demin onu anlattım. Şu an Milli İstihbarat Teşkilat tarafından askerin 24 saati izleniyor. Böyle bir dönem olmadı. Tabii. Ya 24 saati senin izlenmiyor. Benim izlenmiyor. Yani bir dakika girerken izledi Milli İstihbarat. Hayır hala izliyorlar. Ya şu an defa, o çocuk var. Başka, o konuyu konuşacağız. Ya, o çocuklara ya. Ders veren eski asker müsveddeleri var. Subay müsveddeleri. Orada sana katılıyorum. O onlar en büyük kötülüğü yapıyor. Niye evet. Onlar da şanzıman döneminde. Yazıyor bir tane ismini veriyor. Salak albay. Biz varken yapamazsınız. Aynen öyle. Senin ananı bile bilmiyor. Tövbe ya. Beni konuşturacaklar. Ya her bunlar şeyi... Ergenekon banyoz duruşmalarında. Hepsi korktu ya. Bildiğin gibi ağlıyorlardı ya. Ağlayan tipler orada ya. Orada Veli Küçük'ten başka orada dik bak, duran. Demek ki benim tezime geldi. Evet. Veli Küçük'ten başka dik duran general yoktu. Banyoz'da da Çetin Doğan. Evet. Bir kişi o da dik durmuştu. Bir küçük daha dik durmuştu. Yalçın Küçük. O ya Yalçın Küçük sayma. Biz askerlerden bahsediyoruz. Sen de bu Yalçın Küçük hayran. Gizli hayranı Yalçın. Gizli değilim. Açık açık Yalçın hocayı takdir ediyorum. O da değil şu an. Bak Yalçın Küçük o kitabına hayran olabilirsin. Evet. Mustafa Arman da hayran. Türkiye üzerinde. Ama şu anki Yalçın Küçük hayran olur mu? Adam deli. Zaten, yani hani bu şunun gibi. Mesela bana dese ki Rasim Hasan Mezarcı'yı 1990'da çok severdim. Üsküdar müftüsü. Neydi? Ümraniye müftüsü. Tamam şimdi seversen Mustafa abi kusura bakma. Deli programı bırak derim. Evet. Adam şu an deli. Doğru mu? Ha nasıl delirtildi? Onu bilemeyiz. O ayrı bir tartışma. Şimdi gelelim. Ama deli. Hepimizin de katıldığı yani nedir? Şanzıman elektrikli tespitine hepimiz katılıyoruz değil mi? Aynen. O olay da o. Ya ilk dört maddeyi ben size söyleyeyim. Ben senin de fikirlerini biliyorum. Mustafa Albayrak'ı ama söylemeyin diyorum. Yok, mesela ben niye kendi... söylemeyin diyorum? Gerek yok. Ben kendi yoksa, gerçek fikrimi söyleyeyim mi? Aslında tartışabiliriz gerçekten. Burada. Yok. Tartışırsak bir şey değil. Rütük bile uyarabilir. Gerek yok tartışmayın. Korkarlar. Yok, yok, hayır. Niye o kustan ittifak bozulabilir diye. Yok hocam evet. Kendimize de takiyeci muamelesi yapmayalım. Ben takiyeci çünkü... yapmıyoruz. Gerek yok. Abi evet. Aynı şey gibi. Robert Lang hakkında adam 50 sayfa mükemmel makale yazmış Scruton. Sildi attı. Tabii.